Ben Yusuf Tonyalı, Tonyalı Çelik Konstrüksiyon Çatı İmalatı Montajı firmasının sahibiyim. Kaç yıldır bu işletmeyi yapıyorsunuz? Bu işletmeyi yani iş olarak, çatı olarak, demir aksamı olarak yaklaşık tam 21 yıldan beri bu işin içinde bulunmaktayım. Yani okul tecrübemden sonraki iş hayatımda 21 yıllık bir tecrübem var. Ondan sonraki hayatımın devam eden içinde tabii ki gemiyle alakalı büyük çalışmalarım oldu. Tersaneyle alakalı. Şu an için Ünye'de aktif olarak 7 yıldır kendi bölgemde. Yani 7 yıldır Ünye'de şu anda aktif durumda çatı, işte perforje, bunun gibi çatı olarak çok geniş kapsamlı çalışmaktayım. Yani buradan şöyle hitap edeyim. Yani benim ekibim ve kendi tecrübeme dayanarak, yani çatıyla alakalı kesinlikle en ufak hani çözemeyeceğim bir problem, yapamayacağım bir iş, yapamayacağım bir işçilik kesinlikle yoktur. 7 yıldır işte burada aktif olarak devam etmekteyim. Bugüne kadar yaptığım bütün çalışmalarda, yani en ufak bir sorunsuz, hepsini çok temiz işçilik olmak şartıyla, yani düzgün bir şekilde hepsini, yani çok müşteri memnuniyeti içinde olmak şartıyla hepsini çok güzel üstesinden gelip vatandaşa, müşteriye teslim etmişimdir. Son günlerde aşırı fırtına nedeniyle çatıların uçtuğu haberleriyle karşılaşıyoruz. Bu konu hakkında vatandaşlara tavsiyeleriniz nelerdir? Çatılar normalde bilgi ve tecrübeye, iş dayanımıza dayanarak konuşuyorum. Yani onu söylemek istiyorum. Buradan vatandaşa söylemek istediklerim net ve gerçekçi olarak, öncelikle çatılarınızı Ünye'de veya Ünye dışında tecrübeli, yani bu işi bilen, işte bu işi erbabı olan firmalara, işte sanayi gibi kesimlerde dükkanı olan arkadaşlara yaptırmalarını tavsiye ederim. Mesela doğal afetlerden dolayı çatı aksamı çok önemli bir konu. Yani ahşap olsun, çelik olsun, işte her türlü çelik, çatı aksamı olsun, yani çatı işi olsun, çok önemli bir detay. Yani bu sadece Ünye'miz için geçerli değil, yani bu her yer için geçerli. 10 yıllık çatı tecrübeme dayanarak Türkiye genelinde, belki de ondan da fazladır, çatıları yaptırdıkları çatılara işçilik olarak çok önemli, dikkatli yapılması gerekiyor. Çatı olarak ben Ünye'de çok geniş kapsamlı çalışıyorum. Bunu buradan, yani beni tanıyanlar zaten bilir. Ustalık olsun, işçilik olsun, titiz işçilik, müşteri memnuniyeti. Bu konularda kesinlikle hiç kimsenin tereddütü olmasın. Zaten beni bilen, tanıyan tanır. Çatı olarak çok geniş kapsamlı çalışıyorum. Çelik çatı, ahşap çatı, membran, ondan sonra perforje işçiliği, alüminyum. Yani bu faaliyetlerde şu anda aktif olarak çalışmaktayım. Ve sadece halkımız adına değil, resmi kurumların işlerini yapmaktayım. Vatandaşlarımız durumlarına göre çatı almak istiyor, çatı yaptırmak istiyor. Hangisini daha çok tercih ediyor çatıda? Herkes için geçerli. Herkes tabii ki bütçesine göre yaptırıyor. Bütçesi neye göre kurtarıyorsa ona göre yaptırmak zorunda. Ama şu andaki genel olarak konuşuyorum. Tabii ki şartlar çok zor. Yani malzeme fiyatları yükseldi, ham madde fiyatları yükselmiş bulunmakta. Ama ben vatandaş olarak, kendim de iş yapan olarak şöyle izah edeyim. Çatı konusunda öncelikle vatandaşın nasıl bir çatı istediği önemli. Çatı haricinde başka hangi işlerle uğraşıyorsunuz? Şu anda ben açılır kapanır tente, açılır kapanır cam. Yani bunların isimleri de işte ne oluyor? Fotosentik kapı, açılır kapanır tente. Yarın bugün Ünye'de veya köylerinde. Şimdi bizim burası genelde zaten %90'ı, yani herkes aşağı yukarı köyünde yeri olan, fındık bahçesi olan insanlarımız. Ben de içinde olmak şartıyla. Fındıklar için çok sıkıntılı durumlar oluyor. Bunlar için genel çözüm olarak çok detaylı çalışıyorum. Açılır kapanır tentemizi önerebilirim. Ayrıyetten takılır sökülür vidalı sistem, yaptığım işlerim var, çalışmalarım var. Yaptığım, teslim ettiğim işlerim var. Bizim halkımız için bu sene çok büyük bir sıkıntı yaşadık fındık için. Vatandaş bana gelip de bu konuda nasıl bir yardımcı olmasını, nasıl bir fikir istemesini bana gelip de istediği zaman, sunduğu zaman ben her türlü o çözümün kaynağını bulurum. Çünkü açılır kapanır tente şu anda fındık çadırlarımız için
çok güzel ve mantıklı bir çözüm. Ve bu konuda açılır kapanır tente için veya açılır sökülür işte demir aksamları için halkımızın, köylümüzün, işte vatandaşımızın ben de olmak şartıyla çözümünü şu anda buldum ve herkese yardımcı olabilirim bu konuda.